Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu attığı sosyal medya mesajıyla başlayalım istiyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bu mesajı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse ilk dakikalarda, ilk saatlerde bu mesajla birlikte kutlama yaptı da diyebiliriz. Hakan Hocam, sizinle başlayalım. Kısa kısa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını yorumlamanızı rica edebilirim. Evet, ilk kutlayan liderlerden birisi olduğunu düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Biliyorsunuz ilk dönemde Trump 1.0 hükümetinde şahsi diplomasi özellikle iki lider arasında zirve yapmıştı. Yani o dönemde en fazla konuştuğu Trump'ın dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Şimdi zaten Ankara'da bir süredir Trump'ın ikinci başkanlığına bir hazırlık yapılıyordu. Dolayısıyla gerek dışişleri olsun gerek siyasi bakanlıklar nezdinde hatta bu kabinede değişikliğe bile gidebilir benim kaynaklarıma göre. Ankara bunu bu fırsatı değerlendirmek için pozisyon aldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem dostum Trump demesi aslında bu muhabbetin devam edeceğini bir şekilde bize gösteriyor. Ancak Trump'ın ikinci döneminde ilkine göre çok daha farklı bir Amerika'da izleyeceğimizin altını çizmek isterim. Bu şu demek, ikinci dönem seçilen ve bir daha seçilemeyecek, dolayısıyla kaybedecek hiçbir şey olmayan bir başkan göreceğiz. İkincisi, ilk dönemine göre Trump yaklaşık bir senedir Proje 2025 çatısı altında gerek politika tarafında gerekse atayacağı kabinesi dahil 2000'den fazla bürokratı kendi eliyle seçti. Dolayısıyla çok daha emin, çok daha güvendiği ve biat edeceğinden emin olduğu insanlarla, bürokratlarla yoluna devam edecek. Ve bir de burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın barışa ve Filistin'e dikkati çekmesini önemli buluyorum. Çünkü bence iki ülke ilişkileri içerisindeki en önemli konu bu olacak yakın planda. Çünkü sadece Trump kazanmadı, aynı zamanda Netanyahu kazandı. Sayın Jane, siz nasıl değerlendirirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını? Biraz önce Hakan hocamız da dile getirdi. İlk kutlayan liderlerden biri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum diyor. Önceden de birlikte çalışmışlardı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iken Donald Trump. Siz bu kutlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Evet, şüphesiz bu ikinci dönem olacağı için inşa edilecek bir süreç var ve diyalog var. Geçmişten de gelen bir aşinalık var. Dolayısıyla son 3,5 seneyle Trump dönemini kıyaslayacak olursak tabii ki daha yakın ilişkiler vardı o zaman. Özellikle bir takım sorunların demokratların döneminde artarak devam ettiğini gördük ve şu anda çözülmesi gereken, konuşulması gereken çok önemli konular var. En başta tabii ki savaşlar ve savaşların etkileri var çünkü bütün bu iki savaş Türkiye'nin etrafında cereyan ediyor. Ama tabii ki Washington-Ankara hattında aslında çözümlenmesi gereken en önemli konu tabii Suriye'nin kuzeyiyle alakalı olarak terör örgütüne ABD'nin desteği konusu. Bir de tabii NATO'nun geleceği var. Aslında çok fazla ayrı başlık açabiliriz fakat nihayetinde sonuçlar açıklanalı sadece dakikalar oldu henüz. Ama bu noktada ilk telefonun Türkiye'den gelmiş olması da güzel bir niyet beyanı. Umuyorum hayırlı olur. Umarız hayırlı olur çünkü hem Hakan hocam hem siz dikkat çektiniz. Savaşların bitmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajında belki de en kalın puntolarla yazmasa da okurken anladığımız cümleler savaşın bitmesi, istikrarın gelmesi dünya için. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu daha önce de çok konuştuk. Sürecin nasıl ilerleyeceğini özellikle Orta Doğu'da ve Ukrayna'da sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyici olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yeni başkanın tutumu.